внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha, Rusya'dan, askeri fuardan tekrar merhabalar. Bugün yanımda 2016'da tanıtımı yapılan ve 2021'de artık Rus askeri envanterine girmiş olan insansız kara aracı Uran 9'u tanıyoruz. Sevgili dostlar, bu kadar emek verdiğim videolara lütfen bir beğeni verin. Abone olmanıza bile gerek yok. Sadece haftada 2 tane video atıyorum. Onları takip etmek için kanala uğrayın yeter. Ve Türkiye'de hiçbir şekilde göremeyeceğiniz, yakından göremeyeceğiniz askeri araçları sizler için kameramla çekip özelliklerini elimden geldiğince, dilimde döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu canavarı tanıyalım. Efendim, araç terörle mücadele ve tanklara, zırhlı muharebe araçlarına ateş desteği vermek için geliştirilmiş. Araçta 1 adet 30 mm'lik Shupinov 2A72 otomatik top, 1 adet eş eksenli 7.62 mm PKM makinalı tüfek, 6 adet Shamel M-Roket ve 4 adet Ataka anti-tank füzesi ile silahlandırılmış. Ataka ATGM'ler 400 metre ile 6 kilometre arası menzilli olup tanklar başta olmak üzere zırhlı hedefleri de yok ediyor. Shamel M güdümlü roketleri ise termobarik harp başlığına sahip sevgili arkadaşlar. Hafif zırhlı hedefleri, toplu halde bulunan piyadeleri ve daha birçok hedefi yok etmek için kullanılabilecek olan bu araç 1700 metre menzili bulunuyormuş. İyi bir menzil aslında. 12 ton ağırlığa sahip bu araç 3 kilometre öteden uzaktan kumanda edilebiliyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle bunu kullanan personel de tehlikeye girmemiş olabiliyor. Aracın üstün zırh ve mayın koruması var. Asfaltta maksimum 35 kilometre hızla gidebiliyor. Toprakta ise 10 kilometre. Araçta gece gündüz kameraları, termal kameralar, lazer tespit sistemleri bulunmakta. Ve araç dizel motoru ile çalışmakta sevgili dostlar. Bu aracın en güzel yanı kompakt olması. Uran 9'u Kamaz 6x6 kamyonlar taşıyabiliyor. Birçok kargo uçağında çok rahat taşınabiliyor. Ve helikopterle de rahat taşınabilip çatışma bölgelerine çok rahatça ulaşabiliyor bu araçlar. Ölçülerine göre çok üstün bir ateş gücü barındıran bu araç sevgili dostlar. Gerçekten küçük bir ZMA boyutunda ve ben de askerliğimi yaptığımda mekanize tugayında ZMA'lara biniyordum. Neredeyse o boyutlarda, biraz küçük sadece. Tabi başka ülkeler bu tip araçlara genelde elektrikli motorlar koyarken de Ruslar genelde bu tür araçlara dizel motor koyuyorlar. Hem daha iyi çalışmasına vesile oluyor hem de soğuk iklim şartlarında hiçbir sıkıntı yaratmıyor sevgili arkadaşlar. Araç çok güzel fakat benim açımdan en büyük eksikliği sağında ve solunda, önünde bulunan kameralar sevgili arkadaşlar. Çünkü neden? Askerliğini yapmış olan erkekler bilir ki sahaya eğer yağmur yağarsa, o toprak nemlenirse, ıslanırsa biliyorsunuz ki botlarınızın altı leş gibi olur. Ağırlığından kaldıramazsınız botlarınızı. Haliyle yolda giden araçlar da tabii ki çamur sıçratıyor sağına soluna ve bilirsiniz ZMA'ları veyahut da ZPT'leri görmüşsünüzdür. Her yanı çamur olur. Şimdi bu aracın sağ ve sol tarafından, aynı zamanda ön tarafından görüntü almak için böyle bir kamera sistemi kullanılmış. Fakat problem şu ki bu kameralar kirlenecek. Veyahut da teröristler veyahut da düşman unsurları boya atsa abi kameraların önüne, araç kör oldu demek. Yani düşmanın eline geçecek demektir bu. O yüzden bu aracın en büyük eksisi bence bu. Tabi her ne kadar kulenin üstündeki kameralardan da etrafı gözetleyebilseniz de savaş esnasında hem operatör aracı sürüp hem de sağına soluna bakamayacağı için dediğim gibi bu kameralar aslında bir risk oluşturuyor. Ama şöyle bir şey, getirisi olduğu kadar da götürüsü olan bir araç. Çünkü getirisi nedir? Düşman unsurlarını çok hızlı bir şekilde yok edebilecek bir araç ve can kayıpsız. Götürüsü nedir? Maddi açıdan düşmanın eline geçebilir veyahut da düşman çok çabuk imha edebilir, yani kör ettikten sonra bu aracı. Tabii bunlar benim düşüncem. Sizlerin düşüncesi nedir onu bilemem.
Bir de sevgili dostlar, bu araç 2021 fuarında The National Interest'in seçtiği en iyi araçlardan bir tanesi. Rus askeri araçlarından bir tanesi. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Bir tane büyük kamera sağ tarafında. Hemen bir küçük kamera daha var. Ama sol taraftaki bölümde sadece küçük bir kamera var. Ne işle yaptığını tam bilmiyorum. Motor bu kısımda bulunuyor sevgili dostlar. Ve arkasındaki uyarı işaretlerinde dikkat edin. Araç otomatik gidiyor. Yani arkasında veyahut da sağında solunda durmayın diyor. Sevgili dostlar, sadece bu aracı çekmedim ben bu fuarda. Pek çok envanter çektim ve o videolara sağ üst köşeye tıkladığınız takdirde ulaşabilirsiniz. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Çünkü YouTube maalesef Rusya'dan yaptığım içerikleri insanlara göstermemeyi seçiyor bir şekilde. Nedenleri çok karışık. Buradan anlatmaya kalksam sabah olur arkadaşlar. Maalesef. O yüzden kanala haftada 2-3 kere uğrayın. Bakın neler atmışım, neler yüklemişim. YouTube'dan bildirim beklemeyin. Ve dediğim gibi aynı zamanda da Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu kuşu tanıttık. Sıra diğer kuşlarda. Evet sevgili dostlar. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Paka paka.